Şimdi bu İsmail Dükel diyor ki Kutuplaştık bu konuda çok... ikiye bölündü toplum siyaset özellikle çok daha sert. Şimdi bazı belediyelerde barınak yok. E Biz şimdi mesela belediyelerin borçlarını konuşuyoruz. E barınak olmayan belediyeler var. Yasa geçerse. Ne olacak? Nasıl toplanacak bu hayvanlar? Toplandı gidecek yer yoksa ne olacak? E şimdi bir de işte haciz meselesi bile konuşuluyor. Daha çok bir açmazın içine doğru gidiyor mu bu durum? Evet şimdi o kadar kolay ki acayip ben buradan çözümü üretiyorum yani. Hadi kimse, alalım o çözümü. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği çözüm. Hemen sorularda başlayarak. Bir sokak hayvanları, sokak köpeği sorunu var mı yok mu? Siz değerli var. Var. Çünkü nereden var? Bir bakıyorsunuz mesela Kilios'ta. ben geçen hafta Ankara'da böyle daha uzak bir yerde insanlar böyle yürüyemiyor. Bakıyorsunuz ellerinde bir baston var, bir şekilde bir kendini koruyacağı durum. Ya bir realite ortada var. Bir realite var. bu var değil ya mi? Tamam, Sokakta. doğru. Peki. Bazı semtlerde özellikle de bazı bazı tamam. yerlerde çok sorunlu bir alan. Tamam var. Şimdi burada önemli olan bu bir can yani hani ben kendi adıma da mesela söyleyeyim. Yani canın korunmasına ait burada şimdi farklı konulara çekmeyeyim. Ayet mi istiyorsunuz, hadis mi istiyorsunuz? Çok çok önemli. Havada uçan kuşla, yerde yürüyen canlı da önemli. Peki ne yapmamız lazım biz bu işi çözerken biz bunların canlarını mı alacağız? Böyle bir şey olabilir mi? ya? Buna kim izin verebilir? Burada İsmail Bey o kadar güzel söyledi ki yine böyle bir siyaset devreye giriyor. Olgu algı. Şimdi biz bu sorun olduğuna göre ben de şöyle bir 17 maddeye bakıyorum. Oradan bazı maddeler var. Bir tanesi zaten komisyonda düzeltildi. Ya Eutanazi zaten kendi isteğiyle ya yani hayvanın böyle bir isteği ya, o olabilir O kelime mi? kaldırıldı. Tamam ya şimdi burada şunu yapalım. Diyelim ki biz buradaki hemen ilk etapta bu yasa çıktığı an 17 maddede genel kurulda da bazı benim söylediğim öneri kale alınırsa düzeltilecek, iklenecek bir şey olursa bu sokak e, hayvanlarını topladık. Topladıktan sonra bunları nereye götüreceğiz? Barınağa. Evet. E barınak kapasitemiz var mı? Yok. Barına kapasitesi. Yok. Çorum örneğini Hiç verdi. İş bakım evi, barına olan belediye var. İsmail Bey Gaziantep'i çok söylüyorlar Gaziantep. Yani diyelim ki barına kapasitemiz eksik ya. Burada öyle de güzel bir rakam verdi ki yani sokak köpeğinin ömrü iki iki buçuk yıl dedi. Şimdi demek ki biz onları topladıktan sonra bunların bir kısırlaştırılması, aşılamasını yapmamız lazım. Ondan sonra da bunları sahipleneceğiz. Barınakta mı sahipleneceğiz? Ne yapacağız? Bir kaynağa ihtiyaç var. Ben hemen buradan bir kampanya yapılsa Mustafa Lıcalı olarak ben bir apartman dairesinde oturuyorum. Benim evimde bunu besleyecek bir durumum yok. Mesela vatandaşta ne olur elini taşın altına koysa desem ki ben ben beş bir kampanya olsa, 5 10 neyse bir ücreti açıklansa buna katkıda bulunsam, bağışta bulunsam. Mesela bir Amerikan seçimlerinde bir günde bir başkan adayı için bu para toplanıyorsa bizim gibi merhametli 85 milyonun olduğu bir ülkede Hepimiz inanın bir elimizi taşın altına koyarız. Buradan bir kaynağı vatandaş olarak oluşturduk mu? Daha büyük çaptaki şirketler var. Çok Büyük çapta vergi ödeyen yani, şirketler var. Yani toplumun genelinde ya, kampanyalar ya, düzenlenebilir diyorsunuz. Hocam ta, bir tamamlayayım İsmail Bey. düzenleniyor. Millet para kazanıyor oradan. Bunları daha akıllı bir sistemle tamam. belediyeler yapsın ya. Tamam şimdi bir dakika bu belediyelere yaptığımız zaman tam da şu anda belediyelerdeki SGK borçlarını konuştuğumuzda belediyelerin borçlarını açıkladığımızda oraya bir maddede binde beşte bütçe buraya ayıracak. Önemli olan yasada Mustafa Bey de bunu çok iyi bilir. Yasayı çıkarırsınız onun uygulanabilirliği önemli. Pratiği önemli. Gayet, tabii ki. Eğer siz iki zikare, sene sonra zikare, tekrar zikare, aynı yasayı zikare, ya şu maddesini değiştireyim şimdi. derseniz Hümetim, demek ki daha burada bakın tek tek İsmail Bey şurada sizinle Mustafa Bey'le Sayın Pınar Hanım'la beraber aynı fikirde olursa demek ki biz burada kaynakta bir kampanya, vatandaş desteği, belediyelerin bu kapasitelerini artırmalarında devletin de koordinasyonuyla beraber bunu sağladığımız zaman bu sahiplenmeyi yapıp ama ondan sonra da sahiplendikten sonra tekrar bırakanlar var bunu biliyoruz. Bunların önlersek bir gelelim şimdi şeye bu hayvanlar içerisinde e, salgın hastalığı olan varsa kuduz varsa burada yani bunun tedavisi veteriner hekimin bu yöndeki en ileri bilim insanı veteriner hekimin gerekirse üniversitelerden de fakültelerden de destek alanarak eğer bunun bir şeyi yoksa bunu genellemenin ne anlamı var? Burada Peki. bunu öne çıkarmanın ne anlamı var? Yani demek ki iki konu var benim bildiğim. 17 madde içerisinde kaynak ve hayvanın bulunduğu konumu hastalık açısından, kuduz açısından, diğer başka e, hastalıklar açısından. Buna da biz eğer bir veteriner hekim bir heyet buna bir karar veriyorsa e, biz sizin binanız çürük mü değil mi diye bize ben inşaat mühendisiyim diyorsunuz gel bir inceleyin bana orada inanıyorsun da ben de veteriner hekime, veteriner bilimine bu hayvanın durumu budur dediğinde şunun yapılması lazım Can dediğinde topardın. onun ne yaptığını da söylemiyorum eleştiri almayayım diye bizi izleyen değerli vatandaşlardan. Yani iki konu çok açık net bir şekilde işlenirse buna Sayın Özgür Özel ben ne itiraz edebilir? Burada çok yakın temsilcisi Peki. Mustafa Balbay veyahut da Yine tarafsız İsmail Dükel Bey buna nedir? Peki. Ben iki maddeyle, iki kelimeyle bu işin, bu sorunun çözüleceğine inanıyorum. Bir taraftan da o vatandaşlarımızın da mağduriyeti söz konusu, bir canın yok edilmesi. Bunların hepsinin genel bir çözümü olacağını Peki. düşünüyorum. Mustafa Balbay, Mustafa Alıcalı bu işi önerisi var, çok da kolay çözülebilir gibi anlatıyor. Ama realiti bunu göstermiyor ki tartışmaları görüyoruz. E, bu arada... Düzce AK Partili Belediye Başkanı Faruk Özlü uygulanabilir değil diyor bu yasa. Milyonlarca hayvanı barınaklara sığdıramazsın. Tamam. Kimseye zararı olmayan sevimli bir hayvanı neden barınakta tutalım? Bunun bir mantığı var mı diye soruyor. Ha yani bunu söyleyen de Faruk Özlü. Yani bizim zaten siyasetin içerisinde tanıdığımız bir isim. Şu anda AK Parti Düzce Milletveki şey, e, Belediye, Belediye Başka. Başkanı. Dolayısıyla Sadece tepki ve mesela Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Türk milleti köpek dostudur. E, gerekeni yapacaktır Milliyetçi Hareket Partisi dedi. Şimdi dolayısıyla bunun partisi de yok.